Bu Gazemir sohbetleri çok bereketli elhamdülillah. Yaklaşık herhalde Bekir hocam 20 yıl oldu mu? 15 yıl kesin oldu değil mi? 15 yıldır görüşemedim. Allah razı olsun, ta liseden arkadaşım olan Bekir Koçlar hocamı burada gördük. Burada görüştük. Allah razı olsun kendisinden inşallah. Her ne kadar kendisi Van'daysa Van Üniversitesi'nde diyor ki yiyeceğimiz ekmek varmış daha orada diyor. İyice böyle şey olmuş. Sufiliği içine yerleştirmiş. İnşallah Cenab-ı Hak en hayırlı yöne takdir etsin inşallah. Hocam son noktada nefsini temizleyene dedi. Nefisle mücadele Adem'den beri insanların en önemli yapmaları gereken bir şey. Herkes bir şekilde Allah'a iman ediyor, bir sıkıntı yok. Herkes bir şekilde peygamberlere de iman ediyor. Bir problem yok bunda. Bugün biz sokağa çıksak herkes Allah ve Resulüne iman ediyor. Müslüman iman etmiş kimse. Bir problem yok bunda. Asıl herkesin durduğu nokta nefisle mücadele. Nefsi temizleme, arındırma. Tabii nefsi bir kimse her gün kirletiyorsa, her gün de arındırsa, biz yine istenilen, arzu edilen hal oluşmadı. Bir havuz düşünün, o havuzu temizlemeye çalışıyorsunuz ama havuza akan bir lahım suyu var, her gün dolduruyor orayı. Siz her gün orayı temizleseniz, her gün de o orayı dolduruyorsa, temizlediğinizin bir anlamı kalmadı. Hep kirli yine. Önemli olan o lağım borusunu kapatmak, kesmek. Nefsi temizlemenin bu manada en önemli noktası haram olan her şeyi terk etmek. Genelde sufi sohbetlerinde bütün herkes sorar. Yani bu nefsi nasıl temizleyeceğiz? Çok basit derim ben. Haramı terk edin. Haram bilmeyenler için zannetmiyorum bilmeyen çok azdır. Örneğin işte 7 tane büyük günah kebair var. Birisi Allah'a şirk koşmak. Anne babaya asi olmak. İftira etmek namuslu insanlara. Savaştan geri dönmek gibi. Ama toplumu bu noktada ifsad eden haramlar belli. Cenab-ı Hak cümlemizi inşallah o haramlardan uzaklaşanlardan eylesin. Peygamberlerin yeryüzüne indiriliş sebeplerinden birisi insanları haramlardan uzaklaştırmak içindir. Ve ayet-i kerimede bahsedilen Allah'ın yeryüzünde direkleri vardır. Dinini onların üzerinden yaşatır dediği o kimseler haramlardan uzak durmakla Allah'ın yeryüzündeki dini direği olur. Veli olmak, evliya olmak, Allah dostu olmak haramlardan uzak olmakla mümkündür. Haramlardan uzak durmak. Çok ibadet etmek değil. İnce eleyip sık dokuyup haramlardan uzak durmak. İnce eleyip sık dokuyup haramlardan uzak durmak. İşte meşhurdur böyle üçleme hadisler vardır. Kim 5 vakit farz namazını kılacağına, 30 Ramazan tutacağına, dost doğru olacağına söz versin, ben ona cenneti söz vereyim. Dost doğru olmak veyahut da emanete hiyanet etmemek. Bunun üçüncüsü kadınlar için kocalarına itaat etmek. Üçüncüsü bunlar. Bunun gibi bu farz namazları kılmak, farz orucu tutmak,
arkasından gelen üçüncü hadis-i şerifin üçüncü kısmının hepsi de ahlakla alakalıdır. Bugün ben de nerede kalmışız diye baktım Mesnevi'den İnciler olarak. Hemen hemen hocamın peşinden gidiyorum, onu takip ediyorum demek ki. Allah razı olsun, o yol açıyor bize bu noktada. Tabi o işaret ediyor, ben senin peşinden gidiyorum diye tevazu gösteriyor, öyle bir şey yok. Allah razı olsun, biz hocamın peşinden gitmeye devam edeceğiz. Mesnevi'den, temiz kişilerin işini kendinden kıyas tutma. Gerçi yazıda aslan manasına gelen şir, süt manasına gelen şire benzer. Bütün alem bu sebepten yol azıttılar. Allah abdallarından yani velilerinden az kişi haberdar oldu. Demek ki bu insanlığın içerisinde temiz kişiler var. Temiz kişi dediğimizde birinci derecede peygamberlerdir. Geçmiş peygamberlerin hepsinde küçücük hatalar, kusurlar onların üzerinde tecelli etmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin üzerinde o küçücük hata ve kusurlar da tecelli etmemiştir. Bakın tekrar altını çiziyorum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin üzerinde geçmiş peygamberlerde tecelli eden o küçücük hatalar da tecelli etmemiştir. Bunun altını çizmemin bir sebebi şu. Dünya üzerinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin prototipinin üzerinde oynanan bir oyun var. Bu oynanan oyunun birinci perdesi şu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinde küçük hataları olmuştu. Bu oynanan oyunun karşılığında bunu söylüyorum. Ve Ramazan'da bunu birkaç tane profesör hocadan dinledim. Bunu dinlediğim için altına şerh düşüyorum. Cenab-ı Hak ayet-i kerimeyle sabitlemiş, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin üzerinde o ne yaptıysa hevai hevesinden yapmadı, ne konuştuysa hevai hevesinden konuşmadı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yaptıklarında ve konuştuklarında kendi cüz-i iradesi yok. O Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle hareket etti. O zaman biz kendimizi peygamber yerine koyamayız. Az önce hocam dedi ki din tamam oldu. Evet, din tamam oldu. Başka bir peygamber, başka bir nebi, başka bir resul gelmeyecek. Bu kapı kapandı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri diyor ki peygamberlik kapısı kapanmıştır. Benden sonra ne bir nebi ne bir resul gelmeyecektir. Din tamam oldu çünkü. Ama hani bazıları, ben bazen de bunu söylüyorum, kendisini nebi, peygamber işte böyle vasıflandırılan, sınıflandıranlar var. Ben iki şey vardır onda diyorum. Bir, o kimse psikolojik, psikolojik dengesizdir, delidir. Onun söylediğini hiçbir zaman kale almayız. Bayındır'da da vardı öyle bizim gençliğimizde ben peygamberim diye. Münbit toprak bizim Bayındır. O bölge münbit toprak. Ben peygamberim diyordu, ben nebiyim diyordu. Vardı böyle bir kimseler. Bunlar her yerde vardır. Psikolojik, psikolojik takıntıdır bu. Bunun rahatsızlıktır bu. Bu rahatsızlığından dolayı bir kimse ben peygamberim de diyebilir, ben Allah'ım diye diyebilir. Ya da o kimse gerçekten küfür ehlidir. Kafirdir, başka bir şey değil. Hiçbir veli hiçbir zaman peygamber olamaz. Bu kapı kapalıdır. Hiçbir veliyi bir peygambere de benzetemeyiz. Bu kapı da kapalıdır. Her veli ancak Kur'an ve sünnetin hizmetçisidir. Kur'an ve sünnete hizmet eden,
insanlara hizmet eden ancak velidir. O yüzden asla ve asla hiçbir veli peygamber değildir. Kıymetli dostlar, işte Hazreti Mevlana, sen o temiz kişilerle kendini bir tutma, kıyas tutma. Sen o peygamberle kendini bir tutma. Sen o peygambermiş gibi kendini bir görme. Ebu Cehil ne diyordu? Peygamberlik gelecek olsaydı bana gelmiş olması gerekirdi. Eğer bu toplulukta, bu kavimde birisine peygamberlik verilecekseydi bana verilmesi gerekirdi diyordu. İşte bizim nefsimiz, bizim nefsimiz bizi ilahlaştırır. Bizim nefsimiz bizi peygamberlere eş tutmaya çalışır. Bizim nefsimiz iyi insanlara kendimizi eş tutarız biz. Peygamber bunu yaptı ya, sen de yapabilirsin. Peygamber bunu böyle dedi ya, sen de diyebilirsin. Sen de Miraç'a çıkıp Hazreti Allah'la görüşebilirsin. Hatta ben görüşüyorum dedirttirir bize. Demek ki nefisle mücadele, nefisle mücadele, kendimizin kul olduğunu gösterme ve peygamberlerle peygamberlik mesleği ve konumu ve makamı noktasında yarışmamak. Bir kula velilik kapıları sonuna kadar açıktır. Velilik makamı da bütün kullara açıktır. Bir makam vardır ki kapalıdır. Orası da peygamberlik makamıdır. Bütün ehli sufi makam oluşturur. Melekut makamı, peygamberler makamı, veliler makamı, arifler makamı, evliyalar makamı, dervişler, sufiler makamı, avam makamı gibi makamlar oluştururlar. Bu doğrudur, yanlıştır tartışılır. Ama şunu unutmayalım. Biz kendimizi temiz insanlarla eşdeğerde tutmayalım. Bazen hani bazıları kendisini Hallacı Mansur yerine koyar ya. Kendisini Yunus Emre yerine koyar. Mevlevilerden bazıları da kendilerini Hazreti Mevlana'nın yerine koyar. Eşdeğerde tutmak. Dostlar, biz temiz olmaya çalışan insanlarız. Muhakkak ki peygamberler bizim için prototiptir. Biz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini kendimize örneklendiririz. Ve o örneği önümüzde tutup onun gibi olmaya gayret ederiz. Onun yolundan gitmeye gayret ederiz. Ama hep aklımızın, kalbimizin bir köşesine yazacağız. Biz peygamber değiliz. Ve peygamber olma ihtimalimiz de yok. O yüzden kendimizi onlarla kıyaslamayacağız. Bütün alem bu sebepten yol azıttılar. Bütün alem, insanlar bu sebepten yol azıttılar. İnsanlar hadlerini bilmediler. Birisi kalktı Orhan Hoca'nın karşısında genetikle alakalı ahkam kesmeye çalıştı. Orhan Hoca saçını ağarttı. Sakalını bıraksaydı sakalları da ağarmıştır şu anda. Tabir öyle desem ki saçı sakalı ağarmıştır. Eyvallah, öyledir. Ama birisi kalktı, dalı olmamasına rağmen Orhan Hoca'nın karşısında genetikle alakalı konuşmaya kalktı. Ne yaptı? Yolu azıttılar. Birisi kalktı, hiç hayatında hadis kitabı okumamış, bu hadis sahih mi diye soruyor. Hadislerin üzerinde sahih mi değil mi tartışması yapıyor. Dedim ki sen hiç hadis kitabı okudun mu? Evinde bir hadis kitabı var mı? Yok. Bunun ilmini aldın mı? Yok. Desem ki dedim 5 tane hadis profesörü toplandı, bunu tartışıyor, hakkıdır. Hakkıdır. O konuda ilim yapmışlar. Hangi hadis sahih, hangisi değil, hangisi mevzu, hangisi haberi vahid, hangisi haberi kesir? Bunları tartışsınlar, otursunlar, lime lime etsinler, didik didik etsinler. İşleri ne? Devlet bu noktada onlara para veriyor. Para veriyor devlet onlara.
İlahiyat Fakültesi'nde ne? Hadis hocası. Otur. Bunun didik didik et. Çıkar bir yayın. Bir kitap yayınlayın. Bütün ilahiyat fakülteleri toplansın, hadisçileri. Hadisler bir yerde, hadisçiler bir yerde toplansınlar. Harıl harıl çalışsınlar. Bir eser çıkarsınlar. Desinler ki biz bütün kütüb-i siddeleri araştırdık. 33 tane hadis kitabını lime lime ettik, inceledik. İncelememizin sonunda bu hadislerin sahih olduğunu, bu hadislerin güvenilir olduğunu kanaat ettik, yayınlıyoruz desinler. Yok böyle bir çalışma. Otursun bütün fıkıh hocaları Türkiye'de, tabi olacağım ben. Bütün fıkıh profesörleri, ilahiyatçılar toplansınlar. Fıkıh olarak bu insanların önüne bir tane fıkıh çıkarsınlar. Hanefi'ye göre abdestin farzı 4, Şafii'ye göre 5, Maliki ve Hanbeli'ye göre 7. Doğru mu? Hepsi de doğru. Mübarek insanlar toplanın. Ben burada Hanefi'ye göre, Şafii'ye göre, Maliki'ye göre, Hanbeli'ye göre konuşmayayım. Diyeyim ki bütün fıkıhçılar toplandılar Türkiye'de. Hepsi de oturdular bu meseleyi, analiz ettiler, tartıştılar. 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık bir emek harcadılar. Ve bu konuda ittifak ettikleri meseleleri toparladılar. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Otursunlar yeni bir tefsir yazsınlar. Tabi olacağım diyorum. Bütün tefsir profesörleri toplansınlar. İnternet var. Link açsınlar birbirlerine. Herkes bir konuda tartışsın. İşin içerisine kimyacılar girsin, fizikçiler girsin, astrofizikçiler girsin, matematikçiler girsin, doğumcular girsin, gelişimciler girsin, psikologlar girsin. Bütün hepsi de girsin. Bir ayete 20 veçeden baksınlar. Bütün bu konuda ilim adamları toplansın. 10 yıl çalışsınlar. Öyle bir tefsir çıkarsınlar ki ortaya bu gelecek 1000 yılı aydınlatsın. Yok böyle bir çalışma. Yok. Orhan hocam Allah razı olsun, bir Bursa'da etkinlik yapalım dedik. Orhan hocam çatlayacaktı profesörleri getirinceye kadar. Biz hocayı teskin ediyoruz. Hocam böyle bunlar işte, siz daha iyi biliyorsunuz. Eğitim camiası böyle. İşte profesörler böyle. Bekir hocam hakkını helal et. Yani sana da buradan biraz küçük taş büyük taş nasıl geliyorsa geliyor. Van'da öğretim üyesi o da. Böyle öyle değil mi hocam? Böyle değil misiniz? Yani sen tenzih ediyorum da böyleler. İşte yol azıtıyor herkes. Hiç kimse kendi alanında yürümüyor. Ve başka bir alanla kendisini eş değerde görüyor. Ve başka bir alanda kendisini eş değerde görünce yol azıtıyor. Yol yürüyor. O kimse kendisini peygamberle eş değerde tutuyor. Yol yürüyor. Bu sefer o kimse kendisini Allah'la eş değerde tutuyor. Hani meşhur bir kıssam var ya benim. Bir melami dervişi koşa koşa gelmiş şeyhine. Efendim demiş. Duydunuz mu? Hayır evladım demiş. Filanca şeyh efendi peygamberliğini ilan etmiş demiş. O zat böyle bir durmuş, tefekkür etmiş. Biz azimüşan öyle bir peygamber atamadık daha demiş. Bu işin şaka tarafı ama insanlar yol azıtıyorlar. Yol azıtınca kendilerini o peygamberlerle eş değerde tutuyorlar. Kendilerini o büyük Allah dostlarıyla eş değerde tutuyorlar. Sen de olabilirsin. Ama sen daha henüz Niyazi Mısri'nin dediği gibi küçük 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 yürüyorsun. Melekleri seyran etmek istiyorsun diyor. Sen diyor karınca gibi küçük küçük yürür, melekleri seyran etmeyi arzularsın. Tırnağında bir damla su görür, kendini ummana arzularsın diyor. Tırnağında bir damla suyla. Allah muhafaza eylesin. İşte o yüzden biz kendimizi
o temiz kişilerle, temiz kişiden benim kastım, Hazreti Mevlana burada neyi kastetti bilemem. Benim kastım peygamberler ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Allah bizi muhafaza eylesin. Zaten sonraki beyit peygamberlere dokunuyor. Diyor ki peygamberlerle beraberlik iddia ettiler. Biz de onlar gibiyiz dediler. Velileri de kendileri gibi sandılar. Dediler ki işte biz de insanız. Onlar da insan. Biz de uyumaya ve yemeye bağlıyız. Onlar da. Bunu kim demişti? Kafirler demişti. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak diyor ki kafirler şöyle dediler. Bu ne biçim peygamber ki yemek yiyor, çarşıda geziyor. Kendisine bir melek indirip de onunla birlikte uyarıcı olsaydı ya. İşte bu yol azıtanlar bir müddet sonra kendilerini peygamber gibi görüyorlar. Yol azıtan bir müddet sonra bir çıt altı kendisini veli görüyor. Bakın, bir kimse sufi noktasında sufi terbiyesidir. Bir kimse kendisini hep kulluğa adar. İyi kul olmaya gayret eder. Cüneyd-i Bağdadi'nin dilinden duymamışsınızdır ben veli oldum diye. Bişri Hafi'den duymamışsınızdır. İbrahim Ethem'den duymamışsınızdır. Hallacı Mansur'dan duymamışsınızdır. İlk sufilerin hiçbirisinden kendilerinin adına ben veli oldum lafzını duymamışsınızdır. Onlar derler ki kul olmaya çalışıyoruz. Koca Yunus der ki sen derviş olamazsın, kendi nefsi için söyler. Sakın şöyle bir şeyi doğru olarak kabul etmeyin. Bir kimse ben veli oldum derse işte veli olmuştur. Değil. Bunun yolu o değildir. Hadis-i Kudsi'de Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurur ki kul Allah'ı severse Allah da kulunu sever. Allah kulunu severse Cebrail'e emreder. Ey Cebrail, ben filancayı sevdim, sen de sev. Gök halkına da nida et. Onlar da sevsinler. Meşhurdur bu hadis-i kutsi. Cebrail aleyhisselam gök halkına nida eder. Der ki ey gök halkı, Allah filancayı sevdi, sizler de sevin. Melekler mümin kulların kalbine ilham eder. Der ki ey Allah'ın mümin kulları, Allah gökteki melekler bu kulunu sevdi, siz de sevin. Eğer bir kimse gerçekten Allah'ı sevdi, Allah da onu sevdiyse bunun tebligatı, tebliği Allah'a aittir. Sana ait değildir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri peygamberliğini Allah emrettiği için açıklamıştır. İşte kendisini peygamberlikle eş ayarda tutanlar da kendilerinin veli olduğunu ilan ederler. Oysa bu peygamberlere has bir şeydir. Ancak peygamberler peygamberliklerini ilan ederler. Peygamberlerin peşinden giden ümmetler sadece onlara ümmetlik etmekle vazifelidirler. İşte o peygamberlik iddia edenler ve peygamberlerle beraberlik iddia edenler, biz peygamberiz diyenler şunu söylüyorlardı Mekke sokaklarında. Bu nasıl peygamber ki? Bu da bizim gibi yiyor, içiyor, geziyor. Çarşıda dolaşıyor. Bunun peygamber olması mümkün değil. Ya bunun yanına görünen bir melek olması lazım, bunun peygamberliğini ilan eden, ya da Allah bir melek göndermeliydi peygamber olarak. Yiyen içen olmamalıydı. Veyahut da Ebu Cehil kafası da böyleydi. Ebu Cehil diyordu ki peygamberlik gelecek olsaydı bana gelirdi. Bu yetime gelmezdi. İşte o yol azıtanlar ya kendilerini peygamber görürler ve peygamberlikle kendilerini eş değerde görürler ya da
kendilerini veliler sınıfından görürler. Ve veliler sınıfından kendilerini görerekten de ne yazık ki manen çökerler, nefislerini aldanırlar. Allah muhafaza eylesin. Onlar körlüklerinden aralarında uçsuz bucaksız bir fark olduğunu bilmediler. Demek ki nefis insanı kör ediyor. İnsanı kör edince, insanı kör eden nefis dedim, böyle hemen ortak merkez noktaya attım. İnsanı makam kör eder. Şan şöhret kör eder. Şatafat kör eder. Hastalık kör eder. Bir dert insanı kör eder. Bir sıkıntı insanı kör eder. İnsanın eşiyle olan problemi kör eder. Çocuğuyla alakalı problemi kör eder. Malıyla alakalı problemler kör eder. Anne babasıyla alakalı problemler kör eder insanı. Ya çok büyük bir sevinçten kör oluruz, ya çok büyük bir üzüntüden kör oluruz. Ya çok büyük bir sevgiden kör oluruz, ya da çok büyük bir nefretten kör oluruz. Körlük ya büyük bir sevgiden ya büyük bir nefrettendir. Çok seven kör olur, sevdiğinden başka bir şey görmez. O yüzden hadis-i şerifte sevenin gözü kör, kulağı sağırdır dendi. Çok nefret ederse bir kimse, nefreti de onu kör eder. O yüzden yine hadis-i şerifte buyuruldu ki, sizin birisine, ayet-i kerimede buyuruldu ki, sizin birilerine olan düşmanlığınız sizi adaletten saptırmasın. Kör eder insanı düşmanlıkta. Çok büyük dostluklar da kör eder insanı. İnsan kendisine dost gördüğü bir kimseye kördür. Onun eksiğini, kusurunu görmez. Onun yanlışını görmez. Onun yaptıklarını, aleveresini, daleveresini görmez. Dostudur çünkü onun o. Kör olur ona. İnsan eşine kördür. İnsan çocuğuna kördür. Duygusudur çünkü. Eşine bakar, eşine muhabbeti varsa eşinin yanlışlıklarını, eksikliklerini görmez. Birisi onun yanlışlığını, eksikliğini onun yanında söylese, eşine karşı kör ya, ona karşı cephe alır. Çünkü ona karşı duygusu var, muhabbeti var. Eğer zaten onunla alakalı bir şeyleri dinliyorsa da muhabbeti azdır. Bu sefer de ona düşmanlık etmeye başlar, yine körleşir. Ümmet orta yol ümmetidir. Biz orta ümmetiz der. Orta ümmet demek ne nefrette durmak ne de uç noktada körü körüne açta durmak. Orta yol ümmeti budur. Oysa mesela biz orta yol ümmetliğini bu noktada beceremeyiz ve kör oluruz. Kör duygu ama negatifin en zirvesinde ama pozitifin en zirvesinde bizi kör eder. Bazı körlükler insana tat verir. Mesela bir kimsenin Allah'tan gayrısına kör olması muhteşem bir şeydir. Bir kimsenin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden gayrısına kör olması muhteşem bir şeydir. Sufilik o kimseye bunu aşılar, bunu getirir. Böyle olmasını ister. Ama biz o körlüğü seçemeyiz kendimizden. Biz kendimizi o noktaya getiremeyiz. Ve o körlüklerimiz bu noktada değil ise bizi doğrudan, hakikatten hep uzaklaştırır. Allah muhafaza eylesin. Her iki çeşit arı bir yerden yedi. Fakat bundan zehir hasıl oldu, ondan bal. Hani arılar vardır ya, bizim buralarda eşek arısı derler, bilirsiniz. 3-4 tanesi soktu mu bir kimseyi koma eder. O da arıdır. Ama bal arısı da arıdır. Bal arısı sokarsa kendisi de ölür. Bal arısı son anda sokar. Korkutursanız, ürkütürseniz, onun kovanına, onun kendisine zarar vereceğine karar verirse, kendi kendisine, o zaman sokar ve soktuğu zaman da ölür. Kendisi de ölür. Eşek arısı öyle değildir. Eşek arısı kovana dahi saldırır. Yapılmış balları yemek ister. O zaman arı, birisi çiçeğe kondu, bal yaptı. Öbürkü de çiçeğe kondu ama o zehir yaptı. Onun zehri insan öldürdü. Onun öbürkünün yaptığı bal şifa oldu insana. Kur'an'da geçti. Bal şifadır. Çocuklarınızı yedirin, kendiniz yiyin. Evinizde muhakkak bal bulundurun. Ama o
glikozdan yapılanlardan değil. Halis bal bulundurun evinizde. Halis bal. Böyle kendi kendinize işte yorgun hissediyorsunuz, bir kaşık yiyin. Bir tatlı kaşığı. Bir küçük tatlı kaşıkları kadar. Aç karnına çocuklarınıza bir tatlı kaşığı bal yedirin. Sabahları birer tatlı kaşığı bal yedirmeye kendinizi ölçü edinin. Çocuklarınızın zihni açılır. Çocuklarınızın gün içerisinde aktifleştirir. Çocuklarınıza şifa verir. Erkeklere, kadınlara şifa verir. Kendinize her sabah bir tatlı kaşığı bal yemeyi adetten koyun. Adetten koyun. Bal şifadır, hadis-i şerifle sabit. Kur'an şifadır, hadisle sabit. Her gün bir Fatiha okuyun. Hiçbir şey okuyamazsanız daha iyi. Hastalandınız, başınız ağrıyor. Elinizi başınıza koyun. Bir Fatiha okuyun şifa niyetine. Kolunuz ağrıyor. Koyun kolunuzun üzerine elinizi. Bir Fatiha okuyun şifa niyetine. Fatiha-i Şerife de şifadır. Fatiha Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu. Bunun bütününü okuyun. Şifadır. Bal şifadır. O zaman normalde bu noktada arının o topladığı şey şifa. Ayetle sabit. Ama öyle arı var. Ne yapıyor? O zehir üretiyor. Din de bal gibidir. İyi insanlar dini öğrenirler, bal olur. Onlardan herkes şifa bulur. Kötü insanlar Kur'an'ı da sünneti de öğrenirler, ondan zehir üretirler. Ne yaparlar zehir üretmek? Ne demek? İnsanların yolunu sapıttırırlar. İnsanların dinini ifsad ederler. İnsanlara kötülük yaparlar. O da Kur'an'dan bahseder. O da sünnetten bahseder. Seni onunla aldatır. Pavlos aldatırken insanları dinle aldattı. Hazreti Mevlana'nın Mesnevisinde bir Yahudi padişahla onun veziri hikayesi vardır ki isim belirtmemiş ama Pavlos anlatmış Mesnevi'de. Ben diyorum ki bu Pavlos. İsmini Pavlos olarak koymamış. Ama bize işaret vermiş. Demiş ki her dönem, her toplulukta Pavlosvari insanlar olur. Ve bu insanlar size din anlatıyormuş gibi konuşurlar ama sizi dinden ederler. Size Kur'an ve sünneti anlatıyormuş gibi davranırlar ama sizi Kur'an ve sünnetten uzaklaştırırlar. O zaman bu Pavlosvari insanlar da var mıdır? Vardır. Onların dini bilgileri de var mıdır? El cevap vardır. Ama onlar dini bilgileriyle zehir üretirler. Bal üretmezler. Allah bizi muhafaza eylesin. İşte her iki çeşit geyik otladı. Su içti. Birinden fışkı zuhur etti. Öbüründen halis misk. Bakın topluluğa. Hocam genetikçi. Genetik okuyan bir sürü insan var mıdır? Vardır. Ve her genetik okuyan doğru mudur? Değildir. Hocam yanlış bir kimse mi? Değil. Binlerce talebe yetiştirdi. Öyle değil mi? Evet. Hepsi de aynı müfredatı gördü mü? Evet. Ama hepsinin de genetik bilgileri aynı değil. Hepsinin de genetiğe bakışı, ilme bakışı aynı değil. Oysa hepsi de aynı hocadan yetişmişti. Ama hepsi de aynı değil. Bunun gibi. İşte her iki kamış da bir sulaktan su içti. Biri bomboş, öbürü şekerle dopdolu. Bir kargılar var ya, burada tarla kenarlarında kargı deriz ya biz burada. Ben Bayındırlıyım sonuçta, uzak değilim size. Siz kargı demez misiniz tarlaların kenarlarına çıkan? Böyle ondan aslında önceden kepenk falan yaparlardı, için altında fidan yetiştirirlerdi. Çardak yaparlardı onlardan, öyle değil mi? Önceki evlere böyle onlardan sıralarlar. Onlar böyle soğuğu sıcağı geçirmez. Çok böyle otantik bir şeydir, sağlıklıdır. Tavan yaparlardı, çamurla örerlerdi. Nerede kaldı şimdi? Kalmadı hiçbir şeyle. O otantikliğimizi yitirdik. Bakın o kargı içi bomboş. Öbürkü de diyor kargı, o da topraktan sudan yetişti. Ama o diyor içi şeker dolu. Var ya şeker kamışı, onu bahsediyor bize. O diyor aynı topraktan ama o diyor şeker kamışı. O zaman binlerce, herkes insan. Kimisi şeker gibi, ahlakı çok güzel. O da insan, burnu var, kulağı var, gözü var.
Ama onun ahlakı zehir zemberek. İkisi de insan. Birisinin tüyüne dokansan bangır bangır bağırıyor. Öbürkünün kolunu koparsan tebessüm ediyor. İkisi de insan. İnsanlar var. Herkes görüntüde insan ama ahlaken hiç de öyle değil. Esfel-i safilinde yaşayan da insan var. Böyle yüz binlerce birbirine benzer şeyler var. Allah aralarında bulunan 70 yıllık farkı sen gör. Böyle yüz binlerce birbirine benzeyen şeyler vardır. Ama kimisi tatlıdır, kimisi acı. Kimisi iyidir, kimisi kötü. Birbirlerine benzerler. Bugün insanlara da baktığımızda biz hepsi de birbirine benzer. Mesleklerine bakarız, meslekleri de birbirlerine benzer. Ama kimisi iyidir, kimisi de kötü. Diyelim, burada bırakalım inşallah. Hakkınızı helal edin. Sorusu olan varsa, inşallah saat 10.30 oldu. Ben kendi kendime niyet ettim. Dedim ki geçen seferki gibi, ondan sonra burada dedim şey yapmayacağım. Ne o? Sabahlatmayacağım herkesi dedim. Geçen çünkü biz bayağı geç buradan sizi geç bıraktık. Hakkınızı helal edin. O yüzden bugünkü niyetim sizi geç bırakmamaktı. Sohbeti kısa kestim. Sorunuz varsa sorunuzu alabilirim. Buyurun. Hiç duyamadık. Burada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin amaya yüz eksiltmesini bu noktada onun bir hata, bir kusur olarak görmek mümkün değil. O bize bir işaret, bir ölçü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin üzerinden Cenab-ı Hak bizi eğitiyor. Diyor ki bakın ben peygamberimi bu noktada ikaz ettim. Yüzünü ekşittin dedim. Onu zem etme noktasında değil. Orada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin bir zem yok. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin bir kötülemek yok. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin fiilini anlatıyor orada. Sen ona yüzünü ekşittin diyor. Oradaki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin hali müşriklerin iman etmesi için harisliğinden kaynaklanıyor. O da onu Allah'ı tanısınlar, bilsinler diye Allah'ı çok sevdiğinden kaynaklanan bir şey. Sufiler onu bir eksiklik olarak görmezler. Geçmiş müfessirlerin de hiçbirisi eksiklik olarak görmemişler. Evet. Sen sormayınca kimse sormuyor hocam. Buyurun. Geçen sefer bayağı gecikmiştiniz. Bir şey sormuştum ama tam tatmin olmadım cevabını. Kusura bakmayın. Şimdi ben daha önceki yıllarında gençliğim dahil namaz kılmıyordum. Sadece cumaları gidiyordum Allah affederse. Ama şu dergahımıza geldiğimizden beri başladım Allah'ın gibi. Şimdi geçmişteki gibi sünnetleri farzda kılabilir miyim? Nasıl yapabilirim? Bu noktada geçmiş namazlarını kılmayla alakalı kendini geçmiş hayatında iman ehli olarak görüyorsan geçmiş namazlarını kaza edebilirsin. Farzlarını. Sünnetin kazasının olmayacağına dair bütün imamlar ittifak etmişler. Şart değil ama kılabilirsin. Namaz kılana kimse kılma diyemez. Ama bir sorumluluk, bir zorunluluk noktasında değil o. Ben kendimi öyle hissettim. Harika.
Doğru olduğu müddetçe hissettiğin noktada dur. Hiçbir şey sıkıntı yok. Hakkınızı helal edin. Ben herhalde böyle sizi geç bıraktık dedim diye sormaktan inticap ettiniz. Kusurumuza bakmayın. Sürçülisan ettiysek affola. Teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Selamünaleyküm.